gazeteci olursan çok acı çekeceksin. Gel akademisyen ol. Düzenli bir mesleğin olsun, bir hafta sonun olsun, tatillerin olsun, düzenli gelirin olsun demiştin hatırlıyorsan. Evet. Hatta karşı çıkmıştın gazeteci olmama. Evet. Hatta ne demiştin hatırlıyor musun? İstanbul'a gidiyordun. Tabii baba olarak çekiniyorum. Biz Ankara'da oturuyoruz. İstanbul'da tanıdıklarımız falan yok. 3 ay sonra dönersin dedim. Yani sen çünkü çok kararlıydın. Çok istiyordun falan. Zaten bu kararlılığın senin nereden geliyordu? Şimdi yani bir kız evladı olmak bir baba için çok özel tabii. Bütün şeyler babalar için öyle. Ama Tuna'nın babası olmak da birazcık daha farklı. Çünkü Tuna son derece kararlı falan. Hiç unutmam. Şimdi şey İnatçı. bunu söyleyince hatırlıyorum gazetecilik şeyini. Bir gün sinemaya gitmiştik. Seni sinemaya götürmüştüm. Filmde zannediyorum Ateş Altında, Under Fire Evet. diye bir filmdi. Çok güzel bir filmdi. Bir gazetecinin orada çok başrolünü oynadı falan. Hiç Nick Nolte. unutmuyorum. Sinemadan çıktık, el ele tuttuk, yürüyoruz. Bu, biliyor musun baba dedin, ben gazeteci olacağım. Ve hayret, 13 ya da 14 yaşındaydın ve o hep devam etti. Sen iyi bir gazeteci oldun. Ama bu arada ben de sana sorayım. Gerçekten mutlu musun gazeteci olmaktan? Yani çok bedel ödedik tabii. Zamanın Evet ya. ruhu bize bedel ödetti. Evet, Yani evet, ama evet. tutkumuz ve senin gibi bu ülkeye olan sevgim İşte ve bir baba mesleğime olan olarak senin sevgim o bedel bitmedi. ödemelerin bizde tabii çok büyük üzüntülere yol aldı. Evet. Ben de çok bedel Olsun. ödedim. Yani bu ülkeyi sevenler hep bedel ödüyorlar maalesef. Ama biz her şeye rağmen burada mutluluğu, umudu yaymamız lazım. Evet. Bunun için çaba harcıyoruz.